Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 29. söz, ikinci maksat, ikinci esas. Saadeti ebediyeye muktazi vardır. Ve o saadeti verecek fail-i Zülcelal de muktedirdir. Hem harab-ı alem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vaki olacaktır. Yeniden ihya-i alem ve haşir mümkündür. Hem vaki olacaktır. İşte bu altı meseleyi birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten 10. sözde kalbi imanı kamil derecesine çıkaracak derecede bürhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadeti ebediyeye muktazi mevcuttur. O muktazinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'i 10 menba ve medardan süzülen bir hadstir. Birinci medar, dikkat edilse şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasti vardır. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kast görünür. Hatta her şeyde bir nur-u kast, her şe'nde bir ziya-i irade, her harekette bir lem'a-i ihtiyar, her terkipte bir şule-i hikmet, semaratının şehadetiyle nazar dikkate çarpıyor. İşte eğer saadeti ebediye olmazsa şu esaslı nizam bir sureti zayıfe-i vahiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt ve nisep heba olup gider. Demek nizamı nizam eden saadeti ebediyedir. Öyle ise nizam-ı alem saadeti ebediyeye işaret ediyor. İkinci medar. Hılkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet, İnayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile saadet-i ebediyeyi ilan eder. Çünkü saadet-i ebediye olmazsa, şu kainatta bilbedahe sabit olan hikmetleri, faydaları mükabere ile inkar etmek lazım gelir. 10. sözün 10. hakikati, bu hakikati güneş gibi gösterdiğinden ona iktifaen burada ihtisar ederiz. 3. medar, akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hılkat-ı mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf saadet-i ebediyeye işaret eder. Fıtratta israf ve hılkatte abesiyet olmadığına delil, Sani Zülcelal'in her şeyin hılkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir. Ve bazen bir şeyi
yüz vazife ile tavzif etmesidir ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette saadeti ebediye olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta, ez cümle insanda, fenni menafiül aza şehadetiyle sabit olan Adem-i israf gösteriyor ki, insanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müylat dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir ve o meyli saadet, saadeti ebediyeye namzet olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakkiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, heba engider. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. İkinci esas, saadeti ebediyeye muktazi vardır ve o saadeti verecek faili Zülcelal de muktedirdir. Hem harab-ı alem mevti dünya mümkündür, hem vaki olacaktır. Yeniden ihya-i alem ve haşir mümkündür, hem vaki olacaktır. İşte bu 6 meseleyi birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten saadeti ebediyeye muktazi vardır. İnsanlar hayatı ebediyeyi niye inkar eder? Bunun çok sahipleri, sebepleri var. Birisi yanlış kıyas. İkincisi idrak darlığı. Üçüncüsü meseleyi kendi zihnine, kendi kapasitesine, kendi kabiliyetine vurur. O işten sıyrılamadığı için hemen pratik manada inkara gider. Mesela köyde yaşayan bir adamı düşün. Duvar ustası. Anadolu'nun bir köyünde 20 seneden beri duvar örüyor. Şimdi hiç mimariden haberi yok. Plan bilmez, proje bilmez. Statik hesaplarında, mühendisliklerinde haberi yok. Ona Süleymaniye'yi getir göster. O kafayla, o istatla, o maharetle 100 bin sene kalsa o adam Süleymaniye'yi yapamaz. Demek insan kendi istat ve kabiliyetine, kapasitesine bakıp hüküm verdiği zaman yanlışa gider. İşte Süleymaniye nasıl bakacaksın? Sinan'ın ilmi, muhteşem Süleyman'ın da devleti ve serveti. İkisini yan yana getir. Problem halloldu. Sinan'ın plan ve ilmiyle Süleyman'ın saltanatı, devlet ve serveti bir araya gelirse olay kolay. Şimdi adam Anadolu'da köyde yaşıyor. Bak, idrak darlığı. Ya nasıl oldu da insanlar aya çıktılar? Biz dama merdivenle çıkamıyoruz. Bunlar nasıl aya çıktı? Bakın şimdi adamın mukayesesi, elinde merdiveni alıyor, semaya doğru çık. İdrak körlüğü. Şimdi saadet ebediye muktezi vardır,
bir de o saadeti verecek zat muktedirdir. Bak şimdi iki meseleyi hallediyor. Allah'ın hallakiyetine, rububiyetine, hayat-ı bakiyenin gelmesine, kudret-i ilahiyenin canibinden bakmak lazım. Ve huve ala külli şeyin kadir. İlmi mutlak, kudreti muhit, iradesi her şeye şümüllü olan Allah'ın kudreti, rububiyeti, hallakiyeti noktasından baktın mı iş kolay. Şimdi burada bakın, iktidar teorisi deniliyor. Bu çok önemli bir kanun. Şimdi Cenab-ı Hak dünyada insanı yaratıyor mu? Evet. Yaratıyor. Şu anda dünyada kaç milyar insan var? 7,5 milyar. Şimdi Allah şu dünyada şu anda 7,5 milyar insanı yarattı. Peki Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar her asırda, her senede, her günde, her dakika, her anda Allah insanı yaratıyor. Bakın, faili muhtar. Cenab-ı Hak dünyada insanı yaratsın, yaratmasını bilsin, milyarlarca insanı yaratsın, ahirette bu vasfını, bu sıfatını unutsun. Haşa. Haşa, olur mu? Olmaz. Yani bir adam şimdi marangoz, İstanbul'da çok güzel marangozluk yapıyor ama İzmir'e gidince el ayağı kilitleniyor. Ya, şimdi bir insanda marangozluk sıfatı varsa o dünyanın her yerinde çivi çakar, sanatını ne yapar? Teşhir eder ve gösterir. Bak, dünyada Allah'ın en antika mucizesi insan. Bir damla kan. Bak, kim seni şekillendirdi? Nasıl dünyaya geldin? Mebde hayatına bak. Ya. Bir damla kandan Allah insanı yarattı. Allah insanı yaratıyor da. Ben bazen söylüyorum öyle gençlere. Ya diyorum ki şimdi çocuk ana rahminde, değil mi? Şimdi bu iletişim telefonlar çok arttı ya. Alo 900 rahim hattı. Çocuk böyle telefonu kaldırsa, annesiyle konuşsa, anne dünyaya geleceğim, bana ne lazım? Annesi ona cevap verir, oğlum dünyaya geleceksin, sana görmek için göz lazım, işitmek için kulak, konuşmak için ağız, yürümek için, ayak tutmak için el. Sakın bunları almadan gelme. Şimdi anamızın karnında göz, kulak, el, ayak fabrikası mı var? Yaratan kim? Yaşatan kim? Takdir kimin? Tanzim kimin? Tertip kimin? Hallakiyet kimin? Rububiyet kimin? Allah'ın da. Şimdi anne doğum yaparken ebeye soruyor ya. Diyor ki yani söyle bakalım oğlan mı kız mı? Bil daha senin içinden çıkıyor. Haberi yok. Bak. Şimdi birinci yaratılış mı yoksa ikinci yaratılış mı? Allah'ın kudretine nispeten farkı yok ama beşerin istat ve kabiliyeti noktasından bakınca her şeyin ilke mükemmeli değildir. Yapınca ne yapılıyor? Meleke haline geliyor, değil mi? Daha zor. Daha zor. Bak, birinci zor, ikinci daha kolay. Daha kolay. Cenab-ı Hak dünyada insanı yaratsın. Her baharda bak. Ağaçlara bakın. Can suyu kesilmiş. Kısmen diyor, aynen, kısmen mislen eşya yaratılıyor. Kökü, damarları aynen. Yaprakları, çiçekleri, meyveleri de mislen. Allah bak, kütükleri diriltiyor ya. Kütük de can suyu çekilmiş ağacı 3 ay sonra diriltiyor mu? Evet. Diriltiyor. Demek haşrin numunesini dünyada görüyor muyuz? İşte biz hayat-ı bakiyenin gelmesini Allah'ın kudretinden bekliyoruz. O kadir-i mutlaktır. O alim-i mutlaktır. Mukadir odur, musavir odur, munazım odur. İlmi namütenahidir. Dünyada bunun numaralarını yaratmıştır. Elbette ahirete yaratacaktır yani. Şimdi fail muktedir meselesi. Şimdi bir adamın şeyi var, matbaası var. Bu kitabı bastı.
onun maharetini, kitapçı olduğunu gösteriyor mu? Gösterdi. 10 bin tane bastı. Ha, şu kitabı da bastı. 100 bin tane de bundan bastı. Şimdi git ona de ki, ya sen bunları bastın, aynısını bir daha basamazsın. Hakaret olur. Hakaret olur da. Yani. Siyasilerin söylediği bir söz var. Şimdiye kadar yaptıklarımız, yapacaklarımız. Bundan sonra yapacaklarımız neydir? Bellidir. Ya Allah dünyada yaratıyor da. Gösteriyor kudretini. E dünyada yaratsın da aşağıda ahirette unutsun olur mu, olmaz. Demek fail muktedirdir. Allah'ın kudreti canibinden bakınca bu iş kolay. Şimdi bu iki soru gitti. Geriye kaldı iki hem soru. Hem harab-ı alem, mevti dünya mümkündür, hem vaki şimdi olacak. Şimdi dünya harab olacak mı? Olacak. Nasıl? Bunun izahı da çok basit. Şimdi bir ağaç var, bir de ağacın meyvesi var. Sünnetullah kanununa göre, mesela biz uzun müddet Malatya'da kaldık. Kayısı. Sünnetullah kanunlarına göre bir kayısı kaç ay yaşar? 2 ay, 3 ay. Her kayısının, meyveye bakın, her kayısının bir eceli fıtrisi ve ömrü tabisi vardır. 3 ay sonra ölür. Meyve ölür mü? Evet. Öyleyse ağaç da ölür. Demek meyvenin bir eceli fıtrisi varsa, elbette ağacın da bir ömrü tabisi, bir eceli fıtrisi vardır. Biri 3 ay yaşar, öbürü de 30 sene yaşar. Bu da bu ne? Sünnetullah kanunu. Şimdi kainat ağacının en son, en cami, en mükemmel meyvesi kimdir? İnsandır. Peki her insanın bir eceli fıtrisi, bir ömrü tabisi var mı? 70, 80, 90. İnsan ölür mü? Öyleyse kainat da ölür. Bak. Sünnetullah kanunu. Şu kağıdın, değil mi? Bak şu kağıt. Mümin fail, yani fiili kabul ediyorum. Eder. Bak şimdi şurasını yırttın mı, köşesini? Yırtılmayı kabul ettin mi? Bu kağıdın bir cüzü, bir parçası yırtılmayı kabul ederse her tarafı yırtılmayı kabul eder. Bu da bir kanun. Bir tarafı yıkılırsa her tarafı yıkılır. Şu kağıdın bir tarafı yanarsa her tarafı yanar. Erzincan depremde yıkıldı mı? Allah musibetleri bir daha vermesin. Marmara depremi. Demek dünyada yıkılır. Yaşlandı da. Yaşlanır, o da yıkılır. Aynı sünnetullah kanunu. Şimdi bir iktisatta efendim, güneşin üzerinde lekelerle ilgili bir teori var. Teori. Bu teoriye göre güneşteki lekelerle ekonomik hadisat arasında çok yakın bir korelasyon var, ilgi var. Lekeler arttığı zaman o lekelerdeki artış piyasanın ritim değerlerine şey diyor, tesir ediyor. Evet, şimdi ilim dünyası diyor ki o lekeler büyüdüğü zaman sünnetullah kanunu, bak güneş söner. Ve matematik ifadelerle şu anda güneş sistemi nereye doğru gidiyor? Değil mi? Vega yıldızı. Vega yıldızına doğru gidiyor. Matematik ve hesapla. Değil mi? Allah her an kainatı kopartır, kıyamet gelebilir. Bir matematik hesapla bir gün kafasını bir seyyareye vurur ve kıyamette kopar mı? Kopar. Evet. Bunları da geçelim. Sonra, yeniden ihya-i alem ve haşir mümkündür, hem vaki olacaktır. Şimdi bunun da cevaplarını burada verecek, okuyalım. Şimdi. İşte bu 6 meseleyi birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten 10. sözde kalbi imanı kamil derecesine çıkaracak derecede bürhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak eski Said'in Nokta Risalesi'ndeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadeti ebediyeye muktazi mevcuttur. O muktazinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'i 10 menba ve medardan süzülen bir hadstir. Birinci medar,
dikkat edilse şu kainatın umumunda bir nizamı ekmel, bir intizamı kasti vardır. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kast görünür. Hatta her şeyde bir daha başına vurdum bak. Dikkat edilse şu kainatın umumunda umum bir nizamı ekmel. Umum kainatta nihayet kemalde bir ne var? İntizam var. Gayet dakik, gayet ölçülü, gayet müzeyyen ve gayet mükemmel, semaradar, hakikattar, muhit ve muhteşem bir intizam. Ta atomlardan, ta galaksilere kadar. Her şey intizamla dizilmiş. Bakın, bir şeye intizam vermek, bir şeyi tertiple tanzim etmek, evvela ilimle olur. Demek intizam kainatta ilm-i ilahinin en büyük delillerinden birisidir. Zerrelerden galaksilere kadar nasıl bir intizam var? Dakik, ölçülü ve mükemmel. Mısır'ın tanelerine bak. Narın dizilişine bak. Dişlerine bak. Kasti diyor. İntizamı bak, kasti. İntizamı kasti bak. Öndeki dişlerin fonksiyonu, yandakilerin fonksiyonu, alttakiler üstlerin fonksiyonu bak. Allah insanın ağzına 30 tane, 30 küsur tane kemik çakmış. Öyle mi? Bak. Bu kemiği nasıl sökeceğiz, nasıl yerine çekeceğiz diye fakülte kurmuşuz. Dişçilik fakültesi. Şimdi protez yapanlar iyi bilir. Ana dişi nere? Kemik nere? Bir kardeşimiz vardı Urfalı. Diş yaptırır, protez alt üst. Urfa'nın yemek zevki var ya. Ha. Hocam dedi. Ne oldu? Hocam, zevkimi, tadımı, lezzetimi kaybettim. Anam ağladı, işim bitti. Ne oldu hayır? Hocam diş değil. Tabut, tabut. Gülloğlu baklavalarının tadı uçtu gitti. Kebapların. Kebapların tadı da gitti. Tabut. Ya bak, bir tabudu yapmak için şu anda beşer 5000 seneden beri çalışıyoruz. Protez. Kim yaptı acaba? Tesadüf mü? Kendi kendine mi? Allah şuur versin. Amin. Allah. Her şeyde bak. Ta genetik şifreden kainatta muhit ve muntazam bir intizam var mı? Var. Bu intizam Allah'ın ilminin delilidir, hüccetidir. Bu intizam aynı zamanda Allah'ın varlığının da en büyük delilidir. Evet, şu intizamın arkasında ne görünüyor? Kast ve irade. Evet. Kasıt ve iradenin taakkı görünüyor. Bak, şimdi Hüseyin Hoca'nın eskiden saçları gürdü de şimdi işte ihtiyarlık böyle işte. Bak, şimdi bak, şu saç, şu kaş, arada 3 santim var. Saç uzanıyor, kaş uzanmıyor. Kasıt. Tırnakların uzuyor, saçların uzuyor. Değil mi? Göbeğin de gelişiyor. Bak, dilin uzanmıyor yani. Dilinde fırıncının küreği gibi 3 metre olsaydı ne yapardın? Boynuna dolardı. Yani boynuna sarık yapardın bak. Kasıt. Göz nereye takılacak, ağız nereye çakılacak, eller nereye, ayaklar nereye bak. Bütün kainatta mükemmel, muhteşem ve muhit bir intizam var mı? Var. Bunu akıl görüyor mu? İlim dünyası bu intizamı şerh etmiyor mu? Bütün fakülteler, üniversiteler ne yapıyor? Kainattaki fıtrat kanunlarının intizamı ne yapıyor? İntizamı şerh ve izah etmiş oluyor. Evet. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kast görünür. Hatta her şeyde bir nuru kast, her şe'nde bir ziyayı irade, her harekette bir lem'ayı ihtiyar, her terkipte burada, bir şule-i hikmet. Bak, dikkat bir, insaf iki.
dikkat da bak bak. Bir de insaf. Her yerde kasıt var ya. Şimdi karpuza bakın. Dünyanın hangi torna fabrikasından öyle bir karpuzu çıkartabilirsin? Kasıt. Dışına Allah kabuk vermiş. İçi yemeye müstahit. Kasıt. Açıyorsun içerisinde binlerce çekirdek. Kasıt. Sen ye, senin evladın yesin. Ta kıyamete kadar bütün beşer bu nimetten istifade etsin. Karpuzun gelme zamanı. Bak kışın biz karpuzu istemiyoruz. Yazın. Değil mi? Hararet ziyadeleşiyor. Ter kaybı var. Gelmesi kasıt. Başka? Karpuzun üzerindeki çizgilere bakın. Kasıt. Bıçağı al. Bismillah diye oradan kes. Her şeyde kasıt var. Her terkipte. Yani hangi ilmin gözüyle bakarsak bu meseleyi aşığı zaman kıyamete kadar konuşsam bitmez. Hani kaba konuşalım burada gençler de olduğu için. Şu dünya, şu da güneş. Kasta bak. Az içeri girdi. Yandık, anamız ağladı. Az dışarı çıktı. Donduk. Donduk. Frene bastı. Bir de geri vitese taktı. Anamız ağladı, iş bitti, kıyamet koptu. Her şey, her mevcut, her an Allah'ın kabza-i rububiyetindedir. Men biyedihi melekütü külli şeyin. Her şeyin melekütü, ipi kimin kudretinde? Allah'ın kudretinde. Evet. Her şeyde bir nuru kast, her şende bir ziyayı irade, her harekette bir lem'ayı ihtiyar, her terkipte bir şule-i hikmet, semaratının şehadetiyle nazarı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebediye olmazsa şu esaslı nizam bir sureti zayife-i vahiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Yani bakın, eğer saadet-i ebedi olmazsa bu nizam, bu güzellik, bu tezinat, bu kemalat ne olur? Zıddına inkılap eder. Her şey fena olur. Bütün nisbetler, izafetler ortadan kalkar. Ha, nisbetlerin bir kısmı da nedir? Manevidir. Şimdi oraya da işaret edici oku. İşte eğer saadet-i ebediye olmazsa şu esaslı nizam bir sureti zayife-i vahiyeden ibaret kalır. Yalancı esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt bak, ve bak, nisep bak, heba olup gider. Bütün maneviyat ne olur? Bak, zayi olur gider. Şimdi Cenab-ı Hak 124 bin peygamberi göndermiş. Peygamberler beşerin en müstakimi. En doğru, en güvenilir, en emin. İnsaniyet aleminin tacı, yıldızı. Peygamberlerin dünyasında yalan yok. Faziletleri külliye ve kamile. Bak. Peki saadet-i ebedi olmazsa ne oldu? Allah muhafaza. Yani onlar toprağa girsin, çürüsün mü? Peygamberlerin ibadetleri, marifetleri, hizmetleri, kullukları, hizmetleri boşa mı gidecek? Boşa mı gidecek? Peki mazlumlar bu kadar zulme muhatap olsun, sıkıntı ve sancı çeksin, zalimler de insanlara tasallut etsin. Mazlum da toprağa girsin, çürüsün, zalim de çürüsün. Oldu mu? Kainattaki bu nizam, bu intizam, bu mükemmellik eğer ahirette devam etmezse bak bu nizam vahi, yani vehmi ve hayali olur. Yani beşer tarihi tabiri caizse bir varmış bir yokmuş. Bir zaman bir varmış bir yokmuş, Osmanlı varmış.
İnsanlar varmış. İnsanlar varmış. İyi. Gelmişler, yaşamışlar, ölmüşler. Sonra silinip gitmişler. Bak. Bütün bu nizama meden rabıtalar, imanlar, ubudiyetler, marifetler, haklar, hukuklar, adaletler, hepsi ne olur? Haşa, silinip yokluğa atılır. Ha. Usta diyor ki, inkılav-ı hakaik muhaldır. Bir hakikatin tam zıddına inkılap etmesi muhaldır. Yani mutlak güzellik, mutlak çirkinliğe dönemez. Mutlak şefkat, mutlak merhametsizliğe dönemez. Mutlak intizam anarşiye gitmez, gidemez. Demek nizamı nizam eden o nizamın devamıdır. Sır tekliften dolayı burada devam etmiyor ama hayat-ı vakiyede bu nizam kemalıyla tecelli edecek. Şimdi bunların bakın izafet ve nispet noktasından bakınca bakın peygamberler, bak peygamberler bir kafile. Ben bazen ifade ediyorum mesela şimdi Anadolu'da, şimdi şu anda o Hakkari taraflarında değil mi? Van taraflarında 5 metre kar var. Bu sene iyi kar yağdı. Allah bereketini artırsın. Karda kışta hasta var. Kayaklarla şehre getirilecek, hastaneye götürülecek. Haber gelse ki şimdi bir adam var. Adamın işi gücü yalan. Hazreti Fırıldak. Ömründe tek bir kere doğru konuşmayan bir adam. Tam şimdi dağdan aşağı ineceksin, hastaneye gideceksin, acil hasta var. Ya dese ki, nereye gidiyorsunuz ya? Şu tepenin altında gördüm, kurt sürüsü var, canavarlar var. Şimdi aklın yolu nedir? Mantığın yolu nedir? Ulan bu adam sahtekar, yalancı. Ya 40 senede bir doğru söylerse, ne postu ne yaparız? Deldiririz. Postu deldiririz. Aklın yolu ne? Ya hiç gitmezsin ya da silahlı tedbirle gidersin. Bak, yalancı, dolandırıcı, fırıldak bir adamın bir sözüne karşı tedbir. Nevi beşer bir kervan. Evet. Bak, bu kervanın önüne 124 bin peygamber çıkmış. Peygamberlerin dünyasında yalan yok. Bak, evet. Hepsine var. Ne demiş? Allah var, ahiret var. Usta diyor, bundan daha doğru bir daha haber. Doğru bir haber yok. Hukukta iki tane sadık şahit dese ki filan adam filanı vurdu, öldürdü. Adamı ne yaparlar? Asarlar. Ya 124 bin peygamber ne diyor? Allah var, ahiret var, cennet var, hesap var. 124 milyon evliya. 124 milyondan ziyade evliya. Ya. Beşerin yıldızları, kemalat yıldızları, fazilet yıldızları, müstakim insanlar. Peki ahireti inkar edenler kim? Bir bak. Tiplerine bak, simalarına bak, hayatlarına bak. Ya. Çürük. Tefessü etmiş insanlar. İman yok, itikat yok, ahlak yok, fazilet yok. Zibil. Şimdi zibillerin tarafına mı geçeceğiz? Yoksa 124 bin peygamber, 124 milyondan ziyade evliyanın Allah var, ahiret var. Bundan daha büyük doğru bir haber yok. Şimdi eğer şu kainattaki intizam devam etmezse bu bütün rabıtalar, adalet, hikmet, merhamet, iyilik, ibadet, dua, iltica gibi güzelliklerin hepsi yokluğa gider. Allah kullarına zulmetmekten nedir? Münezzeh münerradır. Evet, bu birincisi. İkincisi? İkinci medar. Hilkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet, inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile saadet-i ebediyeyi ilan eder. Bir de hikmet bak.
Şimdi dikkatle bakın kainatta hangi şey abes, hangi şey manasız, hangi şey hakikatsız. Allah her şeye yüzlerce hikmetler, gayeler, masraatlar yapmış, vermiş, öyle yaratmış. Şimdi bu neye benzer? Mesela bir padişah yokluk karanlıklarından raiyetini çevirse, getirse, bir saraya koysa, eskiden masallar dünyasında var ya, 40 gün 40 gece yedirse, içirse, ikram etse, sonra 40 gün sonra da şeyleri kapıda beklese, cellatları kapıdan çıkanın kafasını vurur. Oldu mu? O zaman ya sultanım, biz yokluktaydık. Ne Babil'lik, ne bahçe, ne saray, ne sofra, ne ziyafet. Bizi aldın, getirdin, yedirdin, içirdin de şimdi kafamızı mı vuruyoruz? Bak bu ne olur? Abes olur. Cenab-ı Hak abesten de nedir? Münezzeh ve merarvattır. Demek hikmet ve hakikat iktiza ediyor ki ahiret gelecek, insan özüyle, sözüyle, efal ve hareketiyle mizana girecek, yaptığının karşılığını da görecek, hesaba çekilecek. Üçüncüsü, çünkü saadet ebedi olmazsa şu kainatta bilbeda sabit olan hikmetleri, faydaları mükabere ile inkar etmek lazım gelir. Onuncu sözün onuncu hakikati, bu hakikati güneş gibi gösterdiğinden ona iktifaen burada ihtisar ederiz. Üçüncü medar, akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf da, saadet ebediye işaret eder. Bu da bakın yani ahiretin geleceğin çok önemli bir delili. Kainata israf yok. Şimdi bakın, koyun diken yiyor, ot yiyor. Koyunun fabrikasında tıp fakültesi mi var, eczane mi var? Bak, Allah kan ve fışkı içerisinden samandan sütü yaratıyor. Beşerin malzemesiyle ham madde ile mamul madde arasında çok yakın bir ilişki vardır, değil mi? Buradan pancar girer, öbür taraftan şeker çıkar. Buradan pamuk girer, öbür taraftan tekstil çıkar. Buradan odun kereste çıkar, öbür taraftan kapı ve pencere olur. Ama Allah'ın rububiyetine bakın. Allah rububiyetiyle eşyanın mahiyetini değiştiriyor. İcaz, mucize. Bak, saman. Bak. Otu alın, otu sıkın, dibinden ne çıkar? Yeşil su. Samanı sık. Saman bilimsel manada ne demek? Suyu alınmış ot. Samanı sık. Bak, Allah samandan süt yaratıyor ya. Kudret mucizesi. Ha, beşer de samanı sıkıp sunta yaptı mı? Yaptı. Ama beşer sunta yapmak için tam 5000 sene beklemiş. Bak, pres. Suntayı yapıyorsun, sonra suyu alıyor, karnı şişiyor, dengesi bozuluyor. Allah eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Bak, samandan süt, et, kan, ilik, say. Bir de hayvanın kazıratı pisliği. Bak, Allah hayvanın kazıratını da zayi etmiyor. İşte gübre. İşte tezek. Kokar yakıt. Kokar yakıt. Biyogaz. Allah Allah. Gübre. Allah Allah. Peki. Şimdi bak, hayvanın kazuratını zayi etmeyen kudret-i ezeliye, bütün kainatın özü, bütün alemlerin özeti olan insanı zayi eder mi? Toprağa atar mı? Çürütür mü? Haşa. Bak, bu ders işlendiği zaman bir hatıramı size anlatmak istiyorum. Bir genç bir şiir yazmış. Geldi bana, hocam dedi, bir şiir yazdım. Bunu bakar, inceler misiniz? Olur dedim. Böyle tam da karşımda, yanımda duruyor. Açtım şiiri okudum. Kağıtta her şey var ama şiir yok. Şiir yok ya. Bir tabir derler ki, dam üstünde sağ sağın, vur beline kazmayı. Ulan nereden öğrendin böyle şiir yazmayı? Bu şiir demeye 1000 şahit ister. Dedim ya ne yapayım buna böyle tam da karşımda. Dedim buna bir latife
şaka yapayım diye. Böyle kağıdı tuttum tam karşımda. Dedim ki bu şiir öyle bir şiir ki, baktım ağzı gevşedi. Hoşuna gitti. O zannediyorum onu met edeceğim. Bu şiir öyle bir şiir ki ağzı gevşedi dedim. Yani tuttum bunu, tutup çöp sepetine atasım geliyor deyince baktım buradan kolumdan yakaladım. Hocam ne yapıyorsun? Ne oldu? Hocam dedi, ben bu şiire tam 5 saat emek verdim. Bak, 5 saat emek verdiği şiiri çöp sepetine atmıyor. Şimdi Allah'ın en güzel, en müstesna, en beri şiiri kim? İnsan. Şiirlerin, kasidelerin kasidesi, şiirlerin en güzeli, en müstesnası, hiçbir şiirle kıyasaya girmeyen en güzel şiirine Zat-ı Muhammediye Peygamberimiz. Bak, ya sen uydur kaydır şiirini çöpe atmıyorsun. Allah Resulullah'ı toprağa gömer mi? Haşa. Çürütür mü? Ya, az düşün. Çürütür mü? Araplarda bir adet vardır. Taziye evine girdikleri zaman ilk cümle Eyne Resulullah? Hmm. Resulullah nerede? Evet. Ya Resulullah neredeyse, biz de oradaysa ahirete gidiyoruz. Evet. Ya. Allah zayi eder mi? Etmez ya. İsraf yok. İsraf eder mi? Etmez bak. Kudret-i ilahiye, rahmet-i ilahiye, hikmet-i ilahiye, adalet-i ilahiye, rububiyet-i ilahiye israftan münezzeh ve münerradır. Onun için insan özüyle, sözüyle, fiiliyle, hayatıyla tekrar dirilecek. Bir müşrik geldi, ne? Kemikleri elinde Resulullah'ın huzurunda, senin Rabbin mi? Senin Rabbin mi bunu şey edecek, diriltecek? İstihza tarzında hemen ayet-i kerime geldi. De bidayette kim onlardır? Kim onu diriltmişse, yaratmışsa o diriltecek. Onun için Kur'an'ın 1/4 ahiret ve haşir hakkındadır. 1/4. Kur'an'ın kalbi ahirettir. Ahiret inancıdır. 1/4 ahiretten, hayat-ı bakiyeden bahseder. Peygamberlerin Allah'ın vahdaniyetinden sonra üzerinde en çok durduğu konu ahirettir. Hayat-ı bakiyedir. Ya kazanılacak ya kaybedilecek. Ortası Allah akıbetimizi muhafaza etsin, ortası yok. Biz hayat-ı bakiye için yaratılmışız. Bakın, insanın koordinatları sonsuza açılıyor. Dünya içindeki hiçbir şey insanı işba etmiyor. İşba etmiyor. İnsanın koordinatları sonsuza açılıyor. İnsan beka için yaratılmış. Ebedi hayata medar, teklif ve imtihan için dünyaya gönderilmiş. Allah liyakatımızı arttırsın. İstikametten saptırmasın. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İnsanlar bütün nimetlerden sorgulanacak. Bu sorgulama bizi murakabe muhasebeye götürmesi lazım. Şimdi elektrik güzel ama ay sonunda bakıyorsun fatura geldi. Su da güzel. Su faturası da var. Ne? Kalorifer de güzel. Onun da faturası var. Ahirette de faturalar önümüze çıkacak. Bu fatura değil. Şimdi bir insan dünyada 80 sene yaşadı. Bu ampulün ışığı değil, güneş. 80 sene güneş başında yandı. Söyle bakalım. Kaç ton su içtin ölünceye kadar? Kaç ton? Bu iskinin şeyi değil ha. Faturası değil. O iskiyle kurtulamazsın. Bakın, Allah bize şuur versin yani. Amin. Bak. Bu iski abunu Hamidiye'nin suyunu 3 kuruşa 5 kuruşa alıyorsun. Öyle değil ki. Çölde, yahu Sultan Selim Mısır'da çöle giderken
susuz kaldı. Nefesi kesildi, ölecek. Ve sen sultanıma bir bardak su, Devlet-i Osmaniye'nin mührünü verirsen veririm, yoksa ölürsün. Ya verecek ya ölecek. Bak, öyle bir zaman gelir ki bir bardak su Devlet-i Osmaniye'den daha kıymetli. Daha kıymetlidir. Hepsi öyle. Bir nefes sultan. Bir nefes sultan. İşte Türkiye'nin Van'dan İstanbul'a gelsin şu kadar uçak bileti, değil mi? 80 sene yaşadın bak. Dünya uçağında. Hadi. İstersen Pegasus'un şeyiyle ücret tarifesi, istersen Türk Hava Yolları'yla bir hesaba vur. 90 sene uçtun zalim. Nereye uçtun? Nereye gittin ya? Eynen nefer ya. Nereye gidiyorsun ya? Allah şuur versin. Helalin hesabı var. Helalin hesabı var. Haramın da azabı var. Bak. Bütün nimetlerden sorulacağız bak. Bir şeyle bitireyim. Bizim bir tanıdık vardı. 47 yaşında böbrek hastası. Böbreğin birisi çürümüş, gitmiş. Öbürü de %30 çalışıyor. Geldi İstanbul, Ankara bütün tıp merkezlerini gezdi. Doktorlar demişler ki biz bir şey yapamayız. Biri gitmiş. Öbürü de %30 çalışıyor. E ne olacak? Kardeşlerinden birisi böbrek verirse biz de ameliyat yaparız. Tek böbrekle yaşayanlar var. Murad-ı ilahi, kader, tanzim esastır. Devam edersin ama sünnetullah kanunlarında böbrek bulamazsan senin ecel-i fıtrın 3-4 ay sonra nefesin kesilir, işin biter. Bakın hikaye ve şey masal anlatmıyorum. Aynen vaka. Şimdi geldi, morali bozuk. Abisinin yanına geldi. Abi durum böyle. Böbreğinin birini bana ver. Abisi emekli. Demiş kardeş, sen biliyorsun ben 2 kere ameliyat masasına yattım. Yaşlıyım. 3. kere yatarım, ya kalkarım, ya kalkamam. Kusura bakma. Ben hasta ve rahatsızım, ben veremem. Bak, abisi vermedi. Geldi genç bir kardeşi var, böyle sporcu genç. Ya abim vermedi, sen böbreğini ver deyince o genç. Abi demiş ya, sen bu genç kardeşine nasıl kıyıyorsun? Ben daha hayata atılacağım, evleneceğim, çoluk çocuk sahibi olacağım. Dünyadan ümitlerim var, hayallerim, hülyalarım var. Sen benden nasıl böbrek istiyorsun? Kardeşine vermedi. Gitti bacısının yanına, bacısı evli. Yani kadınlar biraz daha şefkat. Bacım, ümidim gitti, bir sen kaldın, sen bilirsin. Bacısı demiş ki, ben verebilirim ama ağzının ucuyla verebilirim ama eniştene. Enişteden izin al. İzin alacaksın. Geldi. Aynen bak eniştenin yanına. Ya sen müsaade edersen bacım verecek. Enişte elini dizine vurmuş. 5 tane nüfusum var. Benim ocağımı mı söndüreceksin? Enişte de vermedi. Allah rahmet etsin. 4 ay sonra öldü. Şimdi o adamın Sabancı kadar, Koç kadar devlet ve serveti olsaydı böbrek için verir miydi? Evet. Verir de bak. Bak bir böbreğimiz kainat kadar kıymetli. Nereden aldık? Nereden aldık? Kim verdi? Allah istikametten ayırmasın. İngiliz, Alman kadar servet olsa ya, diyor. Öyle. Peki. Bugün onu da söyledik de bir yerde de Üstad diyor bakın. Allah şuurumuzu keskinleştirsin. Dünyaya bir kere geldik. İkinci bir deneme şansımız yok. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Bakın diyor ki Alman ve İngiliz kadar gücünüz varsa dünyanın iki süper devleti bir. Alman ve İngiliz kadar servetiniz varsa iki. Bir de aklınız varsa 3. Eğer şu ahiret kazanmak bir bilet gibi, uçak bileti gibi olsa ver, al, sen karlısın.
Cenab-ı Hak mürakabesini ve muhasebesini iyi yapan, akıllı, müdebbir Müslümanlardan eylesin. Ayağımızı kaydırmasın, istikametten de ayırmasın. El-Fatiha.